Sayın Bakan, yoksulluk sınırı ve enflasyon artışı üzerinde maaş artışları, önemli meslek grupları ve özellikle öğretmenlerimizin maaşları, yaşam standartlarının artırılması elbette hepimizin, bizim de en önemli isteği ve önceliğidir. Hükümetinizin bu yöndeki politika uygulamalarını eleştirmek, eksiklikleri dile getirmek, bütçe görüşmelerinde vatandaşlarımızın bu taleplerini gündeme getirmek bizim en doğal sorumluluğumuz. Hükümetleriniz dönemlerinde öğretmenlerimizin maaş artışları yeterli değildir. Ülkemizin ekonomik ve sosyal koşullarına bir refah artışı olmadığını tekrar belirtmek istedim. Sayın Bakan, veteriner, gıda, ziraat mühendisleri meslek gruplarının kamu kurum ve kuruluşlarında atamalarında yeterli kadro tahsis edilmediği konusunda talepler tarafımıza yoğunlukla iletilmektedir. Önümüzdeki dönemde bu talep ve beklentileri dikkate alacak düzenlemeler yapmayı planlıyor musunuz? Sayın Bakan, ülkemizin ve ekonomimizin dayanıklılığını artıracak önlemleri hükümetin hızla alması gerekiyor. Ancak bu konuda siyasi belirsizlik artıyor. Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü bir kenara itilmiş durumdadır. İçeride ve bölgemizdeki gelişmelere karşı iktidarınız ülkemizi savunmasız ve güvensiz bırakmıştır. Hükümetiniz dönemindeki en ciddi yönetim kriziyle karşı karşıyayız. Bu bağlamda OHAL'in kaldırılmasına ilişkin tavsiyeleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Rejim tartışmasının ve önümüzdeki yıl bahar aylarında yapılması öngörülen referandumun ekonomimiz üzerine nasıl bir etkisi olacağı öngörülmektedir. Sayın Maliye Bakanı'na sormak istiyorum. 2014 yılı sonunda Yükseköğretim Personel Kanunu'nda değişiklik yapılarak öğretim elemanlarının maaşlarında iyileştirme yapılmıştı. Bu düzenlemeyle öğretim elemanlarının özlük hakları iyileştirilirken idari personel bu kapsamın dışına tutulmuştu. İdari personele yükseköğretim tazminatı ödenmemesiyle aradaki fark iyice açılmıştır. İdari personel içinde yükseköğretim tazminatı ödemesi yapılması talebi konusunda ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim.